Yerel seçimler konuşmaya devam ediyoruz. Biz genellikle artık son dönemde yerel seçim deyince hep İstanbul'u konuşur olduk. Siz de belki bundan bıkmış, usanmış olabilirsiniz ama İstanbul'daki durumlar da malum, ama sadece her şey İstanbul'da cereyan etmiyor. Başka pek çok yerde ve bu arada çok önemli bir kentte Diyarbakır'da seçim sonuçlarında ne olduğu o konu ciddi olarak tartışıldı, konuşuldu. Orada da mazbata uzun süre verilmedi. Şimdi bu konuları mazbatasını artık alan, 2 gündür mazbatasıyla yetkisiyle göreve başlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yla konuşacağız. Kendisi şu anda Skype hattımızda bizimle birlikte. Selçuk Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi mazbatanızı almanız İstanbul kadar uzun olmasa da ona çok yakın bir süre aldı galiba. Bir 16 gün beklemeniz gerekti. Şimdi mazbata ve belediye ile ilgili soruları anlatmanızı rica edeceğim, ama ondan önce biraz aktüel bir gelişme olduğu için gazetecilik açısından önemsiyoruz. Dün ne oldu? Onu bir sorabilir miyim? Çünkü dünkü olaylarda Diyarbakır'da yaralananlar oldu. HDP milletvekillerinden ikisinin yaralandığını, birinin biraz ciddi bir omurilik yarası aldığını duyduk. Sizden biraz ayrıntılı dünkü olan bitenleri özetlemenizi rica edebilir miyim lütfen? Dün Koşuyolu Parkı'nda özellikle açlık grevinde olan eylemcilerin ailelerinin ve geniş bir kamuoyunun katılımıyla, ki aralarında milletvekillerimiz de vardı, bir etkinlik tertip edilmişti. Bu esnada etkinliğin gerçekleştirilmesini engellemeye çalışan polislerle milletvekillerimiz müzakere halindeyken, yani etkinliğin barışçıl bir eylem olduğu, herhangi bir tehdit unsuru içermediği ve gerçekleştirilmesine dönük taleplerini daha ifade etme aşamasındayken, telsizden gelen bir anonsla "müzakere yok, hemen müdahale edin" talimatı üzerine milletvekillerimizden ikisi, Sayın Musa Farisoğulları'nın hem kafasına jopla darbe alması hem de direkt gözüne tazyikli sunun gelmesiyle retina kanaması, yani göz arka tarafında bir kanama vuku bulmuştu. Aynı şekilde görüntülerine de tanık olduğunuz şekilde yine Diyarbakır Milletvekilimiz Sayın Remziye Tosun'a da hani adeta hani bir duvarı devirir gibi çok şiddetli, direkt hedefleyen bir saldırıydı, ki onda da omurgada kırık vardı. O nedenle şu anda hastanede yatırılmış durumda her ikisi. O da gözlem altında tutuluyor. Şu an için bir ameliyat söz konusu olmamakla beraber ciddi bir tehlike atlattılar. Tabii Türkiye'de demokrasi tarihini bırakalım, bu özellikle hukuk rejimi, temel insan hak ve özgürlüklerinin kullanımı başlıklarında bakıldığı zaman ne kadar geriye gittiğimizi ve hani o dokunulmazlık zırhı denilen, milletvekillerine güya tanındığı söylenilen durumun söz konusu HDP'li milletvekilleri olduğu zaman bunun tamamen ortadan kalktığı, aksine hedef haline geldiklerini gösteren görüntülerdi. Şimdi buradan sadece hani bir siyasal tarif yapmanın ötesinde demokrasiden, hukuk rejiminden yana kaygısı olan ve aynı zamanda kamu vicdanında da hiçbir şekilde onaylanmayacak olan bir durum karşısında bütün çevrelerin söylemesi gereken bir söz olduğunu düşünüyorum. Yani yaralanan esasında meclistir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Orada yaralanan esasında kamuoyunun iradenin temsilcisi durumundaki milletvekillerine yapılan, esasında orada halka yapılmış uygulamalardır. Aynı şekilde, çünkü görüntülerin devamında o insanların da nasıl bir saldırıya maruz kaldıkları görülüyor. Şimdi oradaki kamu güvenlik ajanlarının, aygıtının görevi o eylemin, o etkinliğin güven içinde yapılmasını tesis etmek olurken, tam tersi bir durumun görülmesi hukuk devleti açısından, insan hak ve özgürlükler açısından dediğim gibi ciddi anlamda sorunların olduğunu, ki uzun zamandır yaşanılan meseleler bunlar, yeni meseleler de değil. Bunlar karşısında sadece Diyarbakır'ın değil, Türkiye'nin her tarafında bu gibi durumlar karşısında ses vermesi gerekiyor. Hani buradan izniniz olursa, nasıl ki Buyurun. İstanbul'da bu kadar gecikmiş olan halk iradesinin tesis etmesi
Ve bu iradeye istinaden de gerekli yasal düzenlemenin yapılarak mazbatanın verilmesinin gecikmesi bile hepimizi ne kadar rahatsız etti. Şimdi bu görüntüler karşılaştırıldığı zaman en az onunki kadar kamuoyunca rahatsız olunması gereken ve ilgili bütün çevrelerin, başta siyasal partiler ve hukuk kurumları, insan hakları kurumları olmak üzere herkesin de karşısında olması gereken görüntülerdir diye düşünüyorum. Peki şimdi gelelim sizdeki gecikmeye, mazbatanın verilmemesi epeyce de uzun zaman aldı. Sonunda önceki gün aldınız mazbatanızı ama bu 16 gün ne oldu, neden beklendi? Sizin yorumunuz nedir? Hakan Bey, şeyin çok güzel bir lafı vardır eskilerin. Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur diye. Şimdi biz daha seçimlere girmeden önce bölgedeki birçok merkezde seçmen kaydırmaları, bir eve 700 kişinin, 800 kişinin kayıtlarının yapıldığını söylüyorduk. Siirt Milletvekilimiz Sayın Meral Danış Beştaş, o boş evleri, yalandan perde asılmış boş evleri gitti, görüntüledi. Şimdi ve onun neticesinde zaten seçim gününden başlayan seçmen iradesinin, yerleşiklerin iradesinin yansımadığı, oraya taşınmış zırhlı araçların, askeri otobüslerin içinde taşınmışların oylarıyla birçok merkezlerde seçmen iradesinin gasp edildiğini gördük. Yani yine seçim günü yaşananlar, ki bölgede birçok gözlemci vardı, yine tanıklık ettiler. Ağır bir baskı ve güvenlik aygıtının tacizleriyle yürüyen bir seçim dönemi ve seçim günü. Ardından özellikle hem anayasa hukuku açısından oldukça can yakıcı olan, yani sizlerin çok daha iyi bildiği anayasanın 67. ve 76. maddeleri ölçeğinde temel yurttaşlık haklarının nasıl ortadan kaldırıldığını, bunun içinde kanun hükmünde kararnameleri vesile kılarak seçilmişlerin kazanımlarının nasıl gasp edildiğini, diğer bir yönüyle de halk iradesinin nasıl gasp edildiğine tanık olduk. Ben hatta o günlerde yanlış hatırlamıyorsam ayın 9'u itibariyle Yüksek Seçim Kurulu'na dilekçe verdiğimizde Türkiye kamuoyuna şöyle bir duyuru yapmıştım. Demiştim ki evet, İstanbul'a kilitlenmişiz, gözlerimiz, kulaklarımız hep İstanbul'da, fakat bakın burada yaşanılan durum en az İstanbul seçim sonuçları kadar önemli bir durumdur. Bağlar'da, özellikle Bağlar 450 evet. bin nüfuslu bir evet. ilçe, orada seçmen iradesine rağmen %70 küsur oy almış partinin başkan olarak, eş başkan olarak belirlediği kişinin yerine ikinci sıradaki %20'lik oy alan partinin adayının atanması, bu demokrasi değerlerini alt üst eden, demin dediğim gibi anayasa hukukundan tutun da temel sözleşmelere kadar sorumlu bir durumdu. Şimdi evet. buradan hareketle şunu söylemek istiyorum. Bakın, o kadar çok haksızlık, hukuksuzluk yaşandı ki Van'da 3 ilçemiz yine HDP'den yana seçilmiş, ciddi oy farklarıyla olanlar yine kanun hükmünde kararnameler vesile gösterildi. Meclislere seçilmiş kişiler için bu uygulanıyor şu anda. Şimdi bütün bunların yaşandığı yerde evet, adalet, adalet, adalet diye bağırasınız geliyor. Demokrasi diye bağırasınız geliyor. Evet, temel özgürlüklerin ve yurttaşlık hukukunun nasıl gasp edildiğinin görüntüleri yaşanıyor. Bizim de, ben aynen şöyle söylüyorum, 1 Nisan günü zaten halk size mazbatayı verir. 1 Nisan günü esas mazbatayı aldığınız adres bellidir. Fakat bizim yaşadığımız duruma bakıldığı zaman adeta bir olağanüstü hal kararnamesi çıkartılmış, yeniden kanun hükmünde kararnamelerin üzerine sırtına bindirilmiş eski dönemdeki uzatılmış bir olağanüstü gibi seçmen iradesinin gasp edilmesi durumuyla karşılaştık ki bu oldukça manidardır. Ve bizim sadece o gecikmeli olarak aldığımız durum bunun yanında adeta hiç hükmünde oluyor. Veya evet. İstanbul'da gecikmiş de olsa bir iradenin tesis edilmesi, ki halen bazı tehditlerin de olduğunu bilmemize rağmen söylüyorum, Bağlar ve benzeri yerlerle karşılaştırıldığı zaman
Türkiye'de ciddi anlamda demokrasi ve hukuk rejimi noktasında sorunlar olduğunu gösteriyor. Olağanüstü hal kararnamelerinin üzerine adeta YSK kılıfı geçiriliyor veya elbisesi giydiriliyor diyelim. Bu tam bir hukuk tanımazlık durumuna işaret ediyor. Peki Selçuk Bey, çok kapsamlı cevap verdiniz. Bağları ve benzeri yerleri soracaktım. Onların da cevabını aldım bu yanıtla birlikte, ama bir şeyi sormadan geçemeyeceğim. Çok ilginç bir haber servis etti Diyarbakır bugünlerde. Seçim sonucuyla birlikte neler ortaya çıkabiliyormuş, biz bunu gördük. Hem sadece duymadık, okumadık, gördük de nedir bahsettiğimi anlıyorsunuz. Diyarbakır Kayyımı Cumali Atilla'nın yaptıkları, icraatları demeyeyim ama yaptıkları, yani devraldığı görev mekanını nasıl güzelleştirdiği banyosuyla, tuvaletiyle bunları sergilediniz, ekranlarımıza geldi. Sizden bir dinleyelim, ne yapmış bu halk için göreve geldiği ve halkın yaşamını daha iyileştirdiği söylenen kayyım kendi görev yerinde. Seçimler sürecinde halk için yaptıklarına dair oldukça cilalı söylemleri vardı. İsteyince oluyor gibi bir slogan kullanıyorlardı, bir mottoları vardı. Biz de o dönemde diyorduk ki nitelikli hiçbir iş üretilmedi. Bütün daha önceki dönemlerdeki belediyelerimiz döneminde zaten nitelikli projeler, planlamalar hepsi tamamlanmış bir şehirdi Diyarbakır. Bunlar sadece biraz makyajlama yapıyorlar demiştik. Biraz da peyzajla uğraşıyorlar. Ama halkın temel meselelerine ve ihtiyaçlarına yaklaşmıyorlar diyorduk. Belediyeye girdiğimiz andan itibaren ilk önce belediyelerin çevresindeki barikatları kaldırdık. Esasında bu bence çok önemliydi. Halkın kendi evi olan, kendi yeri olan bir belediyenin barikatlarla çevre olunması kabul edilmez bir durumdu. Oradan içeriye girdik. Olağan süreç yürüdü diyelim, halk buluşması, röportajlar ve elimi yıkamak için gittiğim zaman ilk önce çok gördüm, para harcadılar. Dediler siz zırhlı kapıları görmediniz mi? Bir baktım yaklaşık 15 santimetre kalınlığında zırhlı kapılar, camlar. Devam ettim, dediler size şurayı gösterelim. Dikkat ederseniz çok ham görüntülerdir. Yani benim şaşkınlığım ve gördüğüm manzara karşısında vicdan sahibi her insanın duyacağı utancı duydum. O görüntülerle beraber, o ham görüntülerde ve kendi kendime mırıldanmışım. Şimdi bu evet halk için çalışması gerekenlerin nasıl kendilerine korunaklar yaptıklarını, nasıl barınak demeyelim oraya, şatafatı, ihtişamı ve lüksün bu kadar hani düşkün olunması, hele hele bunun da kendi paranızla değil, kendi evinizde değil de halka ait bir yerde gerçekleştirilmesi oldukça manidardı. Ben buna kayyım raporunun kapak sayfası diyorum. Bizler zaten söz vermiştik bir kayyım raporu yayınlayacağız diye. Bu da onun kapak sayfası oldu. Bundan Türkiye'deki herkesin ben izlediği zaman da oldukça anlamlar çıkarttığını düşünüyorum. Çünkü beni arayan birçok kişi, Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden arayan kişiler, ya orayı bir esasında kayyımlık sistemi için bir utanç müzesi yapın, kayyım müzesi yapın gibi teklifler geldi. Çünkü böyle bir görüntüye normal, gelişmiş bir anlayışta, kendi toplumsallığının değerlerini yakalamış bir anlayışta böyle görüntülere rastlayamazsınız. Orası ne çalışma odasıdır, ne kabul odasıdır. Yani hiçbir kategoriye sokamazsınız orayı. Bu anlamda bizler de rahatsızlık duyduk ve rahatsızlığımızı paylaştık. Ben eminim ki Türkiye kamuoyunun da ağır bir ekseriyeti aynı rahatsızlığı duymuştur. Evet, 2 milyondan fazla, 2 milyon 127 bin 725 liralık bir duş, tuvalet şeyinden bahsediyoruz. Gerçi siz de değindiniz ama ne yapacaksınız? Şu an karar vermediniz mi oraları? Bizim partimizin şöyle bir yaklaşımı var. Bizler bireysel kararlar vermiyoruz. Eş başkanımla beraber de konuyu defalarca müşavere etmekle beraber hem meclisimizde görüşeceğiz, hem kamuoyumuzun bütün aktörlerinden de öneri alacağız. Çünkü onu ikinci elde çıkartıp satmak evet bir yöntem olabilir.
Veya ihtiyacı olan yerler var mı diye sorup onları böyle hani parçalayarak, bölerek belki bir yerlere verebilirsiniz. Ama orayı bir şeyin tek kararını verdik, orayı kesinlikle kullanmayacağız. Yani orası Peki. bizim için kapalı bir mekan olacak. Peki, enteresan. Yani beka söyleminin bu kadar yaygın olduğu ortamda neler yapılıyor? Bunları ortaya çıkarmanız açısından da enteresan. Tabii şeffaf davranacağınızı... Affedersiniz. O beka söylemi kendilerinin bekasıymış meğer. Onların derdi sefaymış. Onu gösterdi. Evet, burada halkla birlikte bunları paylaşacağınızı söylüyorsunuz, alacağınız kararın. Peki belediyenin devraldığı yükü ve varsa belki de vardır diye düşünüyorum borçları da aynı şekilde aynı şeffaflıkla açıkladınız mı, açıklayacak mısınız? Enkaz mı devraldınız, o konuda ne dersiniz? Şimdi şunu size çok açık ve net söylüyorum. Bu ilk sayfa, kapak sayfası nasıl çalıştıklarını çok iyi gösteriyor. Bundan sonraki sayfalarda da bu romanın devamında ben çok hayırlı şeylerin çıkmayacağını umuyorum. Ama beraberinde de şunu söylüyorum. Herhangi bir denetçi kurum tarafından yapıldığında veya dünyadaki birçok denetleme kuruluşu tarafından yapıldığında bile doğruluğu test edilebilecek, kabul edilebilecek kadar dürüstlükle, açıklıkla, samimiyetle. Biz gerekli incelemeleri yapmadan tek bir kelime söylemeyeceğiz. Size sadece şunu söyleyebilirim. Şu anki mevcut bıraktıkları durumla adeta bir büyükşehir belediyesi açısından baktığınız zaman bir iki günlük bir ancak geride bıraktıkları bir kaynak var. Bundan sonrasının da bir takım hani zorluklara gebe bırakılarak bırakıldığına ilişkin elimizde veriler var. Ama ham veriler olduğu için, işlenmemiş veriler olduğu için de hani işin realitesi açısından kamuoyuyla paylaşılmasını şu an için doğru bulmuyorum. Ama çok kısa bir sürede meclis kararımızda bir kayyum döneminin incelemesini ayrıntılı şekilde yapılıp bütün iş ve işlemleri ayrıntılandırıp mercek altına konulduğu zaman test edilmiş, onaylanmış olacak ve sizlerle de paylaşacağız. Peki Selçuk Bey, çok teşekkürler. Kolay gelsin size. Teşekkür ediyorum. İstanbul'a da buradan başarılar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Emeğinize sağlık. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet, İstanbul dışı bir yayın yaptık bugün. Skype'da da olsa Diyarbakır'la bağlandık ve Diyarbakır'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Adnan Selçuk Mızraklı'yla hem bu mazbata sürecini hem HDP'nin bölgede karşılaştığı uygulamaları, dünkü olayları hem de devralanan miras ve o mirasın içindeki bu pahalı tuvalet ve duş gibi önemli ayrıntıları konuştuk. Yeni yayınlarda tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.